Merhabalar, Siyasetname'nin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi siyaset bilimci, bilim akademisi üyesi, Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Ersin Kalaycıoğlu ile birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, iyi günler dilerim. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı, onu kutlayarak başlayalım. 100. yılında bu zaferi kutluyoruz ve aynı zamanda buradaki bütün şehitlerimizi de rahmetle, minnetle anıyoruz. Bugün demokrasi ve başkanlık sistemi başlığıyla bir yayın yapıyoruz. İlk defa belki salı günü yayınlanacak ama her ay yayın yaptığımız gerçeğini de değiştirmeden bunu yapmak istedik. Bu Perşembe 1 Eylül olduğu için salı günü yayınlamak istedik. Ve aynı zamanda böyle bir milli bayramla da denk gelmiş oldu. Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. 30 Ağustos Zafer Bayramı herkese kutlu olsun. Tabii bütün Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi de rahmetle andığımız, aynı zamanda 100. yıl olması dolayısıyla çok özel bir gündeyiz bu Zafer Bayramı'nın. Allah bir daha o günleri bu topluma yaşattırmasın. Evet, amin. Gerçekten savaşın hiçbir şekli iyi değil. Zaten Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da bu felsefe üzerine, aslında yurtta sulh, cihanda sulh felsefesi üzerine kuruldu. Tabii dünyada bu her zaman gerçekleşmiyor ama umarız hem ülkede hem bölgemizde hem de dünyada bu felsefe giderek daha hakim olur. Bunu doğru, tam bölgemizde şu anda bir işgal savaşı yaşanmakta. Evet. Ve bunun uluslararası etkileri çok vahim. Tabii kullanılan silahların niteliği ve aynı zamanda teknolojinin geldiği yer dolayısıyla bir nükleer faciayla burun buruna kalmamız an meselesi. Bunun tedirginliği altında yaşıyor Türkiye şu anda. Evet. Avrupa'nın önemli bir kısmı da maalesef. Maalesef, maalesef. Yine bizim böyle bir yayınımızda bu savaşın başladığı zamana denk gelmişti ve o zaman da bunu biraz konuşmuştuk. Bir başka yayınımızda daha ayrıntılı da Rusya hakkında da konuşmuştuk. Ama bugün başkanlık sistemi ve demokrasi üzerine gideceğiz. Aslında hocamızın Ankara Enstitüsü'ne yazdığı bir rapor vesile oldu buna. Zaten web sitemizde bu yayına girerken o rapora da link vereceğiz. İsteyenler daha ayrıntılı oraya bakabilirler. Ama biraz bunun üzerinden konuşmak istiyoruz. Öncelikle hocam, demokrasiyle bir hükümet rejimini konuştuğumuza göre ilk önce demokratik yönetim modeli dediğimiz zaman ne olması lazım? Onun üzerinden konuşalım. Ondan sonra başkanlık meselesine gireriz isterseniz. Tabii başkanlık onun bir türü. Demokrasi aslında çok uzun zamandır değişik türleriyle insanlık tarihinde denenmiş bir uygulamadır. Fikir olarak tam ne zaman çıktığını bilmiyoruz ama uygulama olarak bundan 25-26 yüzyıl önce küçük site devletlerinde bu adla yapılmaya çalışıldığını biliyoruz. Bu konuda ayrıntılı bir şekilde incelediğimizde bugünkü demokrasiye benzer bir yanı pek yokmuş gibi gözüküyor. Bir kere özellikle Atina'da uygulanan demokrasi en fazla dikkati çekmiş ve en yaygın olarak incelenmiş olanı. Siyasal düşünce tarihi üzerine çalışan çeşitli yazarların bu konudaki anlatımları mevcut. Bunlar içinde Türkçe'ye çevrilmiş Sebahi'nin anlatımı belki en net olarak anlaşılabilir olanı. Sebahi'ne göre esas itibariyle Atina Devleti'nde 10 tane böyle kabile var. Bunlar 10'ar tane kadar kendi içlerinden temsilci veriyorlar. Böyle 100 kişiye yakın bir heyet bu Atina Devleti'ni yönetiyor. Nüfusu 10 bin kadar. Dolayısıyla yetişkin nüfus bunun çok daha azı tabii. Ve bu sürekli yönetimin yanı sıra özellikle 20 yaşını geçmiş olan
erkeklerin, sadece erkeklerin katıldığı, yani halk tanımı içinde sadece erkekler var. Ve zaten demokrasideki halk yönetimi tanımındaki kritik olan halkın kim olduğu, nasıl tanımlandığı, kim tarafından tanımlandığı ve ne kapsamda olduğu sürekli olarak tarih boyunca değişiyor. Antik Yunan'daki, en azından Atina'daki uygulamada bunlar 20 yaşını geçmiş olan erkekler. Tabii unutmamamız gerekir ki o zamanki yaşam ümidi bugünkü gibi 75-80 yıl değil, 30 yıl kadar. 20 yaşını geçmiş dediğiniz zaman bayağı kemale ermiş orta yaşlı erkeklerden bahsediyorsunuz. Öyle gençlerin falan katıldığı bir demokrasi uygulaması söz konusu değil. Kadınlar da yok. Çalışan nüfusun önemli bir kısmı. Zaten bir kısmı köle. Onlar da bu halk tanımının içinde mevcut değiller. Göçmenler yok bu tanımın içinde. Dolayısıyla bu tanım oldukça sınırlı bir halk tanımı. Ve bu 20 yaşını geçmiş nüfus eklesiye diye anılan bir mecliste toplanıyor ve günün önemli meselelerini tartışıyor. Ve o kanıda bir isterseniz kamuoyu yoklaması veya bir temayül belirliyor. O da bu yönetimdeki kişilere bir yol gösterici unsur oluyor. Ama bu eklesiye denen heyetin öyle sürekli toplanmadığı, Sabine'a göre yılda 10 kere falan toplandığı biliniyor. Dolayısıyla çok sık toplanan bir böyle halk meclisinden veya cemahiliyeden ya Sovyet türü bir yapıdan falan bahsetmek mümkün değil. Doğrudan bir halk yönetimi olarak ifade edilecek olsa bile bu sadece belli bir kesimi, o da belli zamanlar toplanan bir kesimi ama büyük ölçüde bu 10 kabilenin temsilcilerinden oluşan bir hükümetle yönetimi içeriyor. Bir de bunların karşılığında 500 kişi kadar bir yargıçlar heyeti var. Magistrates diyor buna İngilizce Sabine. Yani bunlar aynı zamanda bir denetim kurumu, yürütmenin üzerinde ve en son kararı, nihai kararı verme yetkisi onlarda. Dolayısıyla bir miktar dolaylı yönetim türü olarak demokrasi burada söz konusuymuş gibi gözüküyor. Fakat Sabine'in bütün bu anlatımından söylediği daha çarpıcı bir sonuç var. Diyor ki böyle halkın sürekli katılımıyla yönetilen bir demokrasi bir siyasi uygulama olmaktan çok bir siyasal fantaziydi. Büyük ölçüde bir yönetim böyle bir siyasi uygulamaya göre oluşmuyordu. Bu bir efsanedir, mittir. Yani bu gerçek değildir. Zaman içerisinde daha fazla romantize edilmişti. Bu şimdi bir standart. Bazı küçük kentlerde, kasabalarda, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğusundaki New England bölgesinde 17. 18. yüzyıldan itibaren uygulanmış olan bir bu tür doğrudan demokrasi uygulaması görebiliyor. İçindeki kantonlarda da benzer tür uygulamalar var. Hatta Cenevre'deki uygulamaların Rousseau'yu etkilediği ve Rousseau onları bir ideal olarak kabul ederek doğrudan demokrasi falan önerdiğini biliyoruz. Ama sonuç itibariyle bugün milyonlara hatta milyarlara ulaşan nüfuslarıyla demokrasi olarak yönetilmeye çalışılan ülkeler var. Hindistan 1.3 milyar nüfus. Yani yanılmıyorsam orada 800 küsur milyon seçmen var. Amerika Birleşik Devletleri 330 milyon civarında bir nüfus. Onun biraz üzerinde 200 milyon civarında seçmen var. Şimdi bunlarla böyle oturup bir yerde toplanıp sürekli her gün günde 3 saat 5 saat günlük sorunları tartışıp oradan çıkan sonuçları daha dar bir hükümet yapısının dikkate alarak, izleyerek yönetmesi fiilen mümkün değil. Dolayısıyla bu tür bir uygulama çok küçük devletler dışında devlet yapıları büyüdükçe, önce imparatorluklara doğru büyüdükçe Roma İmparatorluğu gibi bazı temsili kurumlar aracılığıyla yönetim söz konusu olmaya başlamıştır. Roma'da bu kurumlar örneğin Senato ve yine burada herhangi bir imparatora, imparator ailesine, bir hanedana bağlı olmaksızın kalıtsal olarak devlet başkanlığı babadan oğula veya anadan kıza geçmeksizin
Cumhuriyet türü yönetim ilk kez denenmiştir. Ve Senato etkili bir temsil kurumu olarak yer etmiş bulunmaktadır. Ve halk Senato'nun toplantılarını izleyebilmektedir. Yakınındaki yerlere gelip toplanmakta. Orada Senato'daki görüşmelere göre çeşitli reaksiyonlar da verebilmektedir. Tepkiler de verebilmektedir. Dolayısıyla böyle bir karma halk uygulaması gibi bir örneği Roma'da görebilmek mümkün. Ve Roma'daki uygulama, özellikle Cumhuriyet uygulaması, Amerikan Anayasası'nın yazımı sırasında bu yazımda fiili olarak çalışmış bulunan ve etkili olan, başta James Madison gibi mütefekkirleri derinden etkilemiş bulunuyor. Yunan'dan çok Roma etkilemiş gibi gözüküyor ve onun temel alınarak bir anayasa yazımı yapıldığı göze çarpıyor. Ama demokrasinin çağdaş türü 17. yüzyıldan itibaren önce Britanya'da gelişmeye başlıyor. Britanya büyük bir dünya imparatorluğuna doğru dönüşüyor ve bu imparatorluk içerisinde özellikle deniz aşırı ticaret yapan ve bu ticaret için ciddi örgütlenme başarısı gösteren, 1600 yılında daha önce 1500'de kurulmuş bulunan Hollanda'daki bir şirketi örnek alarak İngilizlerin kurduğu East India Company, yani Doğu Hindistan şirketi, büyük bir başarıyla bugünkü Hindistan'ın birçok bölgesini denetimi altına almaya başlıyor. Hatta büyük bir ordu kuruyor. 19. yüzyıla geldiğiniz zaman bu ordu 390 bin olduğu iddia ediliyor. Yani müthiş bir ordu kurmuş durumda. Şirketin kurduğu bir ordu ve şirketin bir sömürgesi olarak Hindistan. Bugünkü Pakistan'ı da içeriyor. Bangladeş'i de içeriyor. Yani geniş bir coğrafyayı denetim altına almaya çalışıyor ve başarıyorlar. Ve bunu yapanlar iş adamları, tüccarlar, sanayiciler vesaire. Orduları da var. Ve kendi çıkarları için ülkenin yönetiminde çok daha büyük söz sahibi olmak istekleri söz konusu. Ve kral buna direniyor. Ve kralın kendi önceliklerine göre ordu kurması ve yönetmesi fikrine karşı çıkıyorlar. Ve dolayısıyla kralla çatışma içerisine giriyorlar. 1640'lardan itibaren bu çatışma daha şiddetli bir hale geliyor ve 1648'de bir iç savaş veya ihtilal diye ifade edebileceğiniz bir gelişme söz konusu oluyor. Kralı tahttan indiriyorlar ve asıyorlar. Onun yerine bir general olan Oliver Cromwell fiilen Britanya'yı 10 yıl yönetiyor. Ve Cumhuriyet ilan edeyim mi etmeyeyim mi falan dedip bir hayli düşünmüş olduğu biliniyor. Ama ilan etmiyorlar. Cromwell'in ölümünden sonra öldürülen kralın oğlu Fransa'ya sığınmış durumda. Fransa'dan geri geliyor. Birinci Charles'ın oğlu ikinci Charles tahta geçiyor. Hatta Cromwell'i yargılıyor. Mezardan çıkarıp asıyor. Falan. Böyle bir enteresan bir takım simgesel oyunlar vesaire söz konusu. Ve bunun sonucunda kraliyet yoluna devam ediyor. Ama mutlaklaşmaya başladığı sırada yeniden bir dirençle karşılaşıyor. 1679'da keyfi tutuklamaların olmayacağına doğru habeas corpus kabul ediliyor. Yani insanın bedeni insana aittir. Bu beden üzerinde hakça yasalara ait ve temel tutuklama nedeni gerektirebilecek ciddiyette herhangi bir gerekçe olmaksızın keyfi tutuklama yapılamaz. İlkesi kabul ediliyor. Ve bu ilke aynı zamanda bir jüri tarafından karar altına alınarak bir yargıç tarafından değerlendirilmek suretiyle uygulanması esası getiriliyor. Ve böylece keyfi tutuklamaların durdurulması en önemli insan hakları ilkesi olarak 1679'da kabul ediliyor. Halen ülkemizde tartışılmakta olan ve o standarda ulaşıp ulaşmadığımız belli olmayan bir ilkeye ulaşıyorlar. Bunun kısa bir süre sonrasında kralın yetkilerini İngiliz parlamentosunun alt kamerası olan avam kamerasında toplayan süreç başlıyor. 1688'de
bir ikinci devrim söz konusu oluyor. Kralın yetkileri alınıyor. Bu böyle Glorious Revolution, ne diyeceğiz, şanlı ihtilal falan gibi bir adla anılabilir. Ve onun başlattığı süreçler meşruti monarşi artık Britanya'da yerleşmeye başlıyor. Ve bununla birlikte parlamentoda, özellikle avam kamerasında bu 1600'de Doğu Hindistan şirketini kurmuş olan kişiler gibi ticaret, sanayi, burjuvazisi diye ifade edebileceğimiz bir sınıfın temsilcilerinin büyük ölçüde egemenlik kazandığı, aristokratlarla mücadele ederek iktidarı zaman zaman tek başlarına, zaman zaman ortak olarak kullandıkları bir süreç açılıyor. Aristokratlar da, yani toprak zengini olan, kraliyet ailesiyle bir kısmının kan bağının olduğu, bir kısmı ise büyük kahramanlıklar sonucunda lordluk unvanı almış olan kişilerin oluşturduğu bir üst sınıf. Bunlar soylu bir üst sınıf, büyük toprak sahipleri. 2000 senesine gelindiğinde Britanya'daki toprakların %80'i hala nüfusun %3'ünün elinde bulunmaktaydı. Yani o derece büyük bir toprak egemenliği var. Buna karşılık sanayi ve ticaret üzerine yoğunlaşmış orta sınıf, örgütlenmiş bir biçimde bunların ikisinin çatıştığı bir İngiliz siyaseti 17. yüzyılın sonunda 18 ve 19. yüzyıl boyunca devam ediyor. Buna işçilerin örgütlenmesi ve işçi partisinin kurulmasıyla birlikte 19. yüzyıldan itibaren işçiler devreye giriyor. Ve 20. yüzyılda işçi partisi daha da büyük bir ağırlığa kavuşarak İngiliz siyasetinin bugünkü yapısını belirleyen bir gelişmeye damga vuruyor. Ama burada bu orta sınıf Whig ve aristokratlar Tory, iki grup Britanya parlamentosunun avam kamerasında egemen oluyorlar ve bunlar zaman içerisinde Tory'ler muhafazakar partiyi, Whig'ler de liberal partiyi kurmak suretiyle yoluna devam ediyorlar. İşçi partisi de buna katılarak bugün Britanya'da gördüğümüz siyaseti oluşturuyorlar. Şimdi burada esas olan yönetme hakkının halkta olduğu, kralda olmadı. Yönetme hakkını halkın adına ve halk sürekli olarak bu süreç içinde bulunamayacağına göre, halkın yokluğunda halk olarak aynı yetki, aynı güç, aynı iktidarı kullanarak, hiçbir fark yok ikisi arasında, parlamento egemendir diyor. Ve dolayısıyla parlamento halkın çıkarlarını, halkın duyarlılıklarını temsil eden ve halk adına ve halk olarak çalışan bir kurum olarak ortaya çıkıyor. Öyle olduğuna göre halkı ilgilendiren her hususta, her temel hususta, rejim konuları dahil olmak üzere her türlü kararı parlamentonun çıkaracağı kanunlarla alır diyor. Dolayısıyla yazılı bir anayasaya gerek yok. Anayasal meseleleri de parlamento kendi içerisinde çözer diyor. Uyuşmazlıklar eğer ortaya çıkarsa, bunu Lordlar Kamerası içerisinde oluşturulmuş bir Lord yargıçlardan oluşan bir heyet inceler, bunu çözüm getirir diye uyguluyorlar. 2010'a kadar böyle gitti. 2010'dan sonra bir yüce mahkeme kurdular. Anayasal meseleleri parlamento çatısı dışına aldılar. Ve o mahkeme bir anayasa mahkemesi olarak Britanya siyasetinde artık mevcut. Ama çok uzun süre buna da gerek duyulmadı. Onun o hale gelmesinin nedeni halkı ilgilendiren belli konularda parlamentonun karar almayıp bu kararı doğrudan doğruya referandumla halkın almasının izin vermesiyle ortaya çıktı. Çünkü öyle bir şey yaptığınız zaman artık halk adına ve halk olarak hareket eden bir parlamento söz konusu olamaz. Mantıken mümkün değildir. Demek ki bazı konular parlamentoyu halktan ayrıştırmakta, bazı konular doğrudan doğruya halkın da karar verebileceği konular, diğer konularsa parlamentonun karar vereceği konular olarak ayrışmak durumundadır. Öyle olacaksa bunları yazacaksınız ve bunların denetimini yapacak bir hakem kurumuna ihtiyacınız var. O da yargıda, yüce mahkeme veya anayasa mahkemesi olmak durumunda.
Dolayısıyla değişti ciddi ölçüde. Ama bu tür bir demokrasi, halkın temsilcilerinin seçildiği parlamentoda, özellikle avam kamerasında lordlar seçim beş başına gelmiyor. Onlar soylular olarak üst kamerada yer alıyorlar ve onların yetkileri bir hayli sınırlandırılmış durumda. Büyük ölçüde yetkiler parlamentonun avam kamerasına toplanmış vaziyette. Onun içerisinden bir hükümet çıkıyor. Hükümet bu parlamentoya, avam kamerasına karşı sorumlu, güven oyu alıyor. Güven oyunu kaybettiği anda düşüyor. Yeni bir hükümet kurmak mecburiyetindesiniz. Hükümet ama parlamentoda oturuyor. Hükümet parlamento sıralarının bir kısmında ön sırada oturuyor. Bunlara ön sırada oturanlar dendiği zaman front bench İngilizcesiyle. Bunlardan hükümet üyeleri, başbakan ve bakanlar kurulu anlaşılıyor. Onun tam karşısında da karşılıklı orada sıralar. Bizim meclisimiz gibi değil. Tam karşısında da muhalefet, ana muhalefet oturuyor. Başbakanın karşısında ana muhalefet partisi lideri oturuyor. Ve o hesap soruyor. Başbakan da cevap veriyor. Ve bu uygulama İngiltere'de çok uzun zamandır devam ediyor. Halen de devam etmekte. BBC zaman zaman yayınlıyor. BBC World. İlgilenenler, izlemek isteyenler oradan izleyebilirler. Halen bu uygulama mevcut. Bu şekilde bir yapı söz konusu. Yani meclisin içinde meclisin hükümeti olarak kabul eden başbakan ve kabinesi var. O kabine esasında kralın kabinesi, divan Osmanlı'nın tabiriyle. Kralın kabinesi oradan başbakana geçiyor, başbakanın kabinesi haline geliyor ve bakanlar kurulu başbakanın kabinesi olarak yoluna devam ediyor. Ve bu kabine yürütme kurumunun en üst makamını oluşturuyor. Bir de tabii civil servants denen memurlar, kamu bürokrasisi. Onlar sürekli olarak görev yapılıyorlar, seçilmiyorlar. Liyakatleri dolayısıyla, uzmanlıkları dolayısıyla, bilimsel bilgileri ve yetişmiş oldukları daldaki uzmanlıkları dolayısıyla belli mevkilere geliyorlar ve kariyerleri boyunca burada kalıyorlar. Bunlar Bakanlar Kurulu'nda bulunan bakanlıkların sürekli sekreterleri, permanent secretaries. Bizde eskiden mevcuttu müsteşarlık. Aynı işlevini gören kişiler. Bunlar hayat boyu oradalar. Belli bir noktada emekli olabiliyorlar. Ama bunlar seçimle iş başına yani. Bunlar sürekli. Bu noktada bir şey sormak istiyorum. Şimdi bunlar bu permanent secretary, sürekli sekreterler, bizde eski tabirle müsteşarlar ki başkanlık sistemine geçtikten sonra bunlar kaldırıldı. Neden bunlar, onu bilmiyoruz tabii. Tabii çünkü, o da ayrı bir tartışma. Devletlerinde under secretary diye anılan müsteşarlıklar evet. Mevcut. Demek ki başkanlık sisteminde müsteşarlıklar olabiliyor. Evet, onun yerine bakan yardımcılıkları koyuldu. Onlar da neye göre seçiliyor bilmiyoruz. Cumhurbaşkanının doğrudan atadığı kişiler oluyor genelde bunlar. Takdir takdir. Evet. Şimdi İngiltere örneğiyle ilgili şunu sormak istiyorum. Şimdi İngiltere'de hükümetler gelip geçiyor. Ama bu kişiler kalıcı. Evet. Şimdi bu kişiler de herhalde robot değiller. Bunların da siyasi görüşleri var vesaire. Mesela daha sosyal demokrat, sosyalist görüşlü bir müsteşar. Tory ya da işte muhafazakar bir başbakanla, bir bakanla nasıl çalışıyor? Onun altını oymaya çalışmıyor mu? Mesela böyle bir soru mutlaka izleyicilerimizin aklında vardır. Hayır. Onlar kamu bürokrasisini devletteki sürekliliğin temeli olarak görüyor. Kamu bürokrasisinin oluşturmuş olduğu kamu politikaları, ki bu hükümet denilen, yani siyasi olarak belirlenen üst makamla birlikte ele alınıyor ve üretiliyor. İngiltere'de yasaların %95'i kamu bürokrasisinden meclise geliyor ve hemen hemen geldiği şekliyle geçiyor. Yani orijini, yasaların orijini %95 itibariyle meclis değil, parlamento değil, kamu bürokrasisi oradan geliyor. Dolayısıyla bu yasaların yapımında kamu bürokrasisinin ve aynı zamanda kamu bürokrasisiyle yakın çalışan çeşitli ticari, iktisadi yahut vesaire çıkar gruplarının, sivil toplum kuruluşlarının vesaire yakından ilişkisi var. Ve onlar sürecin başından itibaren içindeler. Bu bir sürü pazarlıkla oluşuyor bu yasalar ve parlamentodan geçiyor. Parlamentodan geçtikten sonra kamu bürokrasisi kendisini bu yasayla bağlı olarak görüyor ve ona göre. Dolayısıyla
bakanlıklarda kalma süresi bir bakanın İngiltere'de yanılmıyorsam en son okuduğum yayınlarda 2010'lu yıllara kadar yapılmış olan yayınlarda 11 ay olarak ifade ediyor. Yani bakanlığa ortalama 11 ayda bir değişiyor. Dikkat edecek olursanız 2010'dan itibaren başbakanlar da çok sık değişti hatırlarsanız. 2010'da Gordon Brown, sonra Cameron, arkasından May, sonra Johnson. Şimdi Eylül'den itibaren yeni bir başbakan olacak. Yani 10 yılda 5 başbakan. Yani 2 yılda bir başbakan değişiyormuş gibi gözüküyor. Bu başbakanlar aynı zamanda bakanları da değiştiriyor. Dolayısıyla onlar da çok sık değişiyor. Ama Majesteler'in hükümetinin kamu politikaları sık değişmiyor. Kim gelirse gelsin yapılmış olan yasalara uygun olarak yönetim. Hocam peki bir şimdi oynayan da bu permanent secretary. Evet o onu evet sorunun cevabı olarak iyi söylediniz. Hükümete değil. Hükümete değil. Majestelerin hükümetine yani devlete bağlı çalışan kamu bürokratları. Hocam şimdi başkanlık sistemini geçeceğiz başkanlık sistemini ama şunu sormak istiyorum son olarak. Hani sonra geçelim zamanımızı iyi kullanmak adına. Peki bu bir siyaset biliminde de çok tartışılan bir demokratik deficit dediğimiz demokratik açık yaratmıyor mu? Şeyi kastediyorum. İşte hani dediniz ya yasaların da çoğu zaten meclisten değil kamu bürokrasisinden geliyor vesaire. Burada bir rasyonalite bir bürokratik şey var ama o zaman biz meclisi niye seçiyoruz onu da seçmeyelim diye düşünenler vardır hani ona cevap vermek açısından. Meclislerin temel işlevi yasa yapmak değil. Artık değil. Böyle tanımlanıyor ama yasalara meşruiyet sağlıyor doğal. Bunları tartışmak o da doğal. Bunların olumlu olumsuz yönlerini ortaya koymak bu da doğal. Fakat esas işlevi denetim. Meclisler hesap soruyor. Yürütmeden hesap soruyor. Demokrasi yürütmeden hesap sorulabilen bir rejimdir. Başka rejimlerde bu hesabı soramazsınız. Demokraside sorarsınız. Bunun en temel kurumu, tek kurumda değildir. En temel kurumu yasamadır. Yasamanın temel işlevi yürütmeden yaptığı icraat konusunda hesap sormaktır. Ve bu işlev son derece kritiktir. Bu hesap sorma ve demokrasi ilişkisi üzerine yazılmış güzel bir kitap var. 2011'de yayınlanmış Borovia soyadlı bir meslektaşımız tarafından Oxford University Press'ten ilk cümlesi kitabın. Hesap soramayan demokrasi istibdattır. Bu kadar basit. Onun için meclisin ilk işlevi bu. Tabii seçmen hesap soruyor. Medya vasıtasıyla hesap sorulabiliyor. Aynı zamanda çıkar grupları, STK'lar yapmış oldukları çeşitli açıklamalarla hesap sorma işlemi içinde bulunuyor. Çok geniş bir çerçevede demokrasilerde yürütmeden hesap soruyor. Yürütme bu hesabı vermek zorundadır. Yürütmenin hesap vermediği bir rejimin ne olduğunu Borovia'nın tabiriyle ifade edebileceğimiz gibi istibdat olarak ifade edebilirsiniz. Onun için iyi anlamamız lazım. Meclisin temel işlevi yasa yapmak değil. Zaten yasalar son derece teknik meseleler haline dönüştü. Çünkü içinde yaşadığımız sanayi devrimi aşaması, dördüncü aşama deniyor buna. Özellikle bilimde ve teknolojide öyle büyük değişiklikler yarattı ki bunu mecliste görev yapan milletvekillerinin hepsinin bilebilmesi, anlayabilmesi ve değerlendirebilmesi mümkün değil. Bu bürokratlar temel itibariyle bu işlevi görüyorlar. Uzmanlık alanları dolayısıyla bu konudaki sapla samanı ayırabilecek, topluma yararlı olabilecek içerikte yasaları yapabilecek konumdalar. Yaparlar yapmazlar o ayrı mesele. Bunlar yapılmadıysa hesap verme sırasında didiklenmek suretiyle bu ortaya çıkar. Yasalar değiştirilir. Burada suç işlenmiş ise suçun hesabı sorulur. Dolayısıyla parlamenter sistem böyle bir şekilde çalışıyor. Parlamento esas. Parlamentoda yasama ve yürütme ilişkileri parlamentonun içinde gerçekleşiyor. Ama fiiliyatta bir başka sorun daha var sizin sormadığınız. Yürütmenin denetimini elinde tutan başbakan eğer çok popüler olursa ve büyük bir destek görürse aynı zamanda yasama meclisinde büyük bir çoğunluğa sahip olursa o zaman bu fiilen denetimde bulunma işlevi bir hayli aşınıyor. Ve o takdirde başbakan hem
meclis çoğunluğunun hem yürütmenin büyük ölçüde patronu haline geliyor. Buna İngiliz meslektaşlarımızın bir kısmı prime ministerial regime, yani başbakanlık rejimi diye de adlandırıyorlar. Dolayısıyla bu şekilde olan başbakanlar söz konusu olabiliyor. Ama 19. yüzyılda bir başka kavram daha üretildi. İngiliz başbakanlarından o tarihteki Gladstone o kadar büyük bir güce sahip olmuş durumdaymış ki 1850'lerde veya 60'larda o tarihlerde 19. yüzyılın ortasında. Diyorlar ki bu kişiye artık başbakan demek yeterli olmuyor. Buna yarı başkan diyelim. Ve dolayısıyla yarı başkanlık kavramı ilk kez orada benim görebildiğim kadarıyla çıkıyor. Elgin'in Semi-Presidentialism diye güzel bir kitabı var. Orada Elgin bunu zikrediyor. Ve ilk kez orada ortaya çıkıyor. Fakat uygulanması 1919, yani İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında önce Finlandiya ve Almanya'da Weimar Cumhuriyeti ile gerçekleşiyor. Finlandiya'daki rejim 80 yıl kadar devam ediyor. 1999'da Finlandiyalılar parlamenter rejime geçtiler. Terk ettiler yarı başkanlığı. Almanya'da ise Weimar Cumhuriyeti biliyorsunuz Hitler'in iktidara gelmesi sonrasında çöküyor. Son derece başarısız oldu. Fakat 1958'de Fransa'da o zamanki Fransız demokrasisinin krizini çözmek için Charles de Gaulle, İkinci Dünya Savaşı'nın kahramanlarından General Charles de Gaulle'e başvuruyorlar. Diyorlar ki General bizi kurtaracak bir anayasa yap, gel bizi biraz yönet. O da böyle bir anayasa yapımını kabul ediyor. Ve yaptığı anayasa bu 1919'daki uygulamalara çok benzer yarı başkanlık uygulaması. 58'den 69'a kadar da Fransa'yı cumhurbaşkanı olarak yönetiyor veya başkan olarak yönetiyor bu anayasayla. Bu 1958 yılında yapılan Fransız anayasası, 5. Cumhuriyet anayasası. Bugün siyaset bilimi literatüründe Finlandiya ve Weimar örnekleri bir kenara atılarak en ziyade üzerinde konuşulan, adeta ideal model olarak kabul edilen ve en fazla irdelenen anayasalardan bir tanesidir. Buradaki mantık şudur. Cumhuriyet rejimi söz konusudur. Kraliyet yok. Dolayısıyla devlet başkanı da, hükümet başkanı da halkın oyuyla seçiliyor. Ama devlet başkanı hükümet başkanından ayrı olarak seçiliyor. Meclis de ayrıca seçiliyor. Dolayısıyla devlet başkanı halkın oyuyla, doğrudan oyuyla seçiliyor. Aynı zamanda meclis de halkın doğrudan oyuyla seçiliyor. Yine meclisin içinden bir başbakan ve bakanlar kurulu çıkıyor. Ve meclise karşı sorumlu. Ama cumhurbaşkanı meclise karşı sorumlu değil. Halka karşı sorumlu. Ve Fransa Anayasası'na göre cumhurbaşkanı özellikle dış politika, savunma ve güvenlik konularında karar verme yetkisine sahip. Ama aynı anayasaya göre başbakan da sahip. Dolayısıyla uygulamada başbakan ve cumhurbaşkanı aynı siyasi parti üyesi olmazlarsa aralarında bir ciddi çatışma çıkıyor. Bunu çözmek için Fransızlar bir centilmen anlaşması, yani bu hukuki bir süreç değil, resmi bir süreç değil, anayasal bir süreç değil. Kohabitasyon diyorlar, bir arada yaşama. Cumhurbaşkanı bir adım geri çekiliyor, başbakana bırakıyor. Daha fazla oy almış olduğu için ve mecliste daha popüler olduğu için. Onun çalışması sırasında onu dışarıdan izliyor. Bazı meslektaşlarımıza göre fırsat buldukça başbakanın ayağının altına bir muz kabuğu atıyor. Biraz ayağı dolaşsın, yanlışlar yapsın. Bakın beceremedi işte, buna oy vermeyin, bana oy verin diye bir daha seçimde. Propaganda yapsın diye böyle bir imkan da sağlamış oluyor. Ama sonuç itibariyle bu rejim bir çift başlılık rejimi. Ve bu şekliyle kurulmuş durumda. Ve dolayısıyla mecliste ve başbakandan kaynaklanan ve başbakan ve hükümetinden kaynaklanan çözümler yeterli olmazsa cumhurbaşkanının devreye girerek ülkenin genel çıkarını veya kolektif çıkarını savunarak savunma, güvenlik ve dış politikasını zaafa uğramayacak şekilde yönetmesi imkanı sağlayacak bir düzenleme olarak General de Gaulle tarafından düşünülmüş. Fiiliyatta böyle uygulandı mı? Literatüre göre çok çeşitli farklı uygulamalar var. Farklı cumhurbaşkanları, farklı
Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis ilişkileri zaman zaman ortaya çıkıyor. Zaman zaman başarılı oluyor, zaman zaman olmuyor. Ama Fransız yarı başkanlık sisteminin en büyük özelliği halkın etkili bir şekilde çıkarlarını yansıtmada sorunla karşılaşmış olması ve dolayısıyla çıkar ifadelendirmeyi meclise yönelik faaliyetler çerçevesiyle sınırlı kılmayan, doğrudan doğruya ve protesto gösterileriyle ve daha çok grevlerle ortaya koyan bir uygulamaya geçmiş olmalıdır. Dikkat edecek olursanız Britanya'da, Fransa ile karşılaştıracak olursanız, grev sayısı ve protesto sayısı çok daha azdır. Fransız uygulamasında ise özellikle turist olarak falan Fransa'yı seyahat edenler de görmüşlerdir. Çok sık grevlerle karşılaşırsınız. Metro grevi, taksici grevi, otobüs grevi, uçak şirketi grevi, köylülerin hareketleri, şehirde trafiği durduran traktörleriyle Paris'e gelip orada protestolarda bulunan vesaire. Bunun nedeni bu sistemde meclisin etkinliğinin az olması ve seçmenin kendi istek, çıkar ve dileklerini, taleplerini duyurmakta sıkıntıya düşmesi ve bunun için daha fazla protestoya başvurması şeklinde olmuştur. Hem kilitlenmeler var yasama yürütmenizin hem de bu var. Amerikan başkanlık sistemi ise Fransız başkanlık, yarı başkanlık sisteminden çok önce 1776-1789 arasında kurulmuştur. Amerikalılar Britanya'dan bir onun sömürgesi olarak kurulmuş olan çeşitli 13 devletin o zamanki yönetimde bulunan 3. George hükümetine karşı ayaklanması nedeniyle başlayan bir süreçle kurulmuştur. Burada temel olan 3. George'un çok fazla vergi istemesi, bu vergilerin haksız olduğuna inanmaları Amerikalı vatanseverler ve bu vergilerin istibdada yol açtığını vurgulayarak istibdadı gidermenin yolunun temsil olduğunu, kendilerinin meclis, yani İngiltere'deki parlamentoda temsil edilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Bu temsil gerçekleşmeyince silaha başvurmuşlardır. İstiklal Savaşı yapmışlardır. Ve bu İstiklal Savaşı'nı kazandıktan sonra 3. George'un hükümetine benzemeyecek yeni bir hükümet kurmak için yola çıkmışlar ve dünyadaki ilk modern yazılı anayasayı ortaya çıkarmışlardır. Dolayısıyla bu kurulmuş olan Amerika'daki sistem Britanya'daki parlamenter demokrasinin içinden çıkmış, ondan evrilerek oluşturulmuş bir yapıdır. Bir kere temel itibariyle yola monarşi olarak devam etmeyeceklerini, meşruti monarşi de olsalar devam etmeyeceklerini vurgulayarak çıkmışlardır. Krallık istibdada yol açmaktadır. Onun için bunun yerine cumhuriyet kurmaya karar vermişlerdir. Bu tabii çok devrimci bir düşüncedir. O tarihte cumhuriyet bir tek daha öncesinde Roma İmparatorluğu'nda var. Daha önce ifade ettiğim gibi kurulmuş bir cumhuriyet yok. Belki Venedik'teki filan uygulamaları bir ölçüde cumhuriyet olarak kabul edebilirsiniz orta çağda. Ama bunlar küçük devletler. Büyük devletlerin hiçbirinde böyle bir şey söz konusu değil. Ve dolayısıyla bu cumhuriyet kurulduğunda bir devlet başkanı, bir yürütme ve yasama, bir de bundan bağımsız yargı oluşturulması gerektiğini kabul etmişlerdir. Zaten kısa bir süre önce 1760'larda Montesquieu'nun L'Esprit de Loi, Kanunların Ruhu adlı kitabı yayınlanmıştır. Onu da okumuş gibi görünmektedirler. Dolayısıyla kuvvetler ayrılığına dayalı bir yapı olmazsa demokrasinin çalışmayacağını varsaymışlardır. Ve bu ayrımın olabildiğince katı bir şekilde yapılması, yargının tamamen bağımsız olması, hem yürütmeden hem yasamadan. Ama yürütme ve yasama arasındaki ilişkilerin de olabildiğince ayrı olması. Bundan maksat, yasamada görev alan hiç kimsenin yürütmede ayrıca bir işlevi olmaması, yürütme içerisinde bulunan hiçbir kimsenin de yasamada bir işlevi olmaması anlamını taşıdığını kabul etmişlerdir. Hocam çok küçük bir araya girebilir miyim? Görünüşe göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu katı güçler ayrılığı yasama organı olan Kongre'nin
yasama işlevi, yani biraz önce dedik ya, meclis yasama işlemi artık büyük oranda meclislerden ziyade daha teknik bir mesele. Ama bu teknik yapısını korumakla birlikte ABD'de halen yasama organı olan Kongre'nin yasama işleminde bu güçler ayrılığından da biraz kaynaklanarak en önde olduğunu görebiliyoruz. Yani orada yok, o kadar değil yine. Yine o kadar değil. Yani çalışmalar doğru verilere sahipse, ölçümler doğruysa, Kongre Britanya'daki Avam Kamarası'na oranla çok daha fazla sayıda yasanın içinden çıktığı mevki ama veya kurum. %25-30 civarı. Ama dikkat edin. %70-75 yine kamu bürokrasisinden ve çıkar sisteminden geliyor. Onlar değişiklik yapılması gerektiğini algılıyorlar. Bunu kamu bürokrasisiyle pazarlık edip yasanın içeriğini oluşturuyorlar. Sonra bazı kongre üyelerine bunu anlatıyorlar. Onların eyaletlerinin bundan nasıl etkileneceğini falan da gösteriyorlar. Onların başlattıkları bir süreçle bu süreç yasa haline gelmek için yola başlıyor, yola çıkıyor. Yine kamu bürokrasisi ve yine bu çıkar grupları yürütme içerisinde başkan, başkan yardımcıları vesaire, başkanın kabinesi içerisinde çeşitli şekillerde bu yasalara anlatarak bu yasalaşma sürecini gerçekleştiriyor. Çok daha uzun, çok daha emek yoğun bir süreç. Çünkü kongrede parti disiplini yok. Parlamenter rejimde ise özellikle Britanya'da başlayan süreçte parti disiplini esas. Yani başbakanın ve ana muhalefet partisi liderinin parlamento içerisindeki parti üzerindeki hakimiyeti çok büyük ölçüde tesis edilmiş durumda. Parti disiplini dışında oy kullanacak olursanız kariyerinizin bitme tehlikesi çok yüksek. Çok ünlü bir siyasetçiyi örnek olarak verebilirim. Winston Churchill. Sir Winston Churchill 50 yıla yakın bir kariyere sahip İngiliz siyasetinde. Ona bir böyle görüşme sırasında soruyorlar. Birçok konuşma dinlediniz, birçok görüşle katıldınız. Bu görüşmelerden, konuşmalardan yararlanmış, kariyerinizde bunlardan faydalanmış olduğunuz düşünüyor musunuz diyorlar. Evet diyor, çok konuşma dinledim. Birçoğu benim fikirlerimi etkiledi. Ama hiçbiri oyumu etkilemedi. Oy belli. Muhafazakar Parti'nin Tory temsilcisidir. Tory partisi neye karar verirse, ne düşünürse düşünsün, 180 derece tersinde düşünse ona oy vermek mecburiyetindedir. Yoksa kendisini orada kırbaç tamir ediyor tabiriyle. Whip. Yani bu disiplini sağlayacak bir amir var. Disiplin amiri. O disiplin amiri tarafından cezalandırılma, hatta parti grubundan dışlanma, atılma riskiyle karşı karşıyadır. O zaman da başka bir partiye geçme imkanı sınırlı olacağından, çünkü ideolojik farklılıklar önemli ve uygulamadaki gelenekler bunu aynı zamanda çok fırsat vermiyor. Seçmen de böyle bir değişmeyi kolay kolay tasvip etmiyor. Dolayısıyla bu şartlar altında kariyeri büyük ölçüde bitiyor. Kariyeri bitmesi için gözünü kapatıp, burnunu kapatıp oyu atıyor. Bu parti disiplinini bir programda konuşalım isterim. Çünkü bu önemli bir konu ve şu an bu anlattığınız şekliyle çok antidemokratik gelebilir insanların kulağına ama bunun Türkiye'den... Şuna dikkat etmek lazım. Çünkü evet, bu disiplinin olmasının nedeni parti seçimde belli politikaları izleyeceğine dair halka söz veriyor. Evet. Bir de bir kişinin kararı olmuyor partinin politikası. Hayır. Bir de öyle bir şey var. Hayır. Ama onu ayrıca konuşalım. Şimdi yaklaşık 10 dakika... Bunun gerçekleştirilmesi için evet, partinin disiplin içinde çalışması lazım. Aksi takdirde meclisten yasanın geçmesinde o itiraz eder, bu itiraz ederse halka vermiş olduğunuz sözü gerçekleştiremezsiniz. Onun için evet, lazım. Evet. Yaklaşık 10 dakikamız kaldı. İsterseniz bu 10 dakikayı özellikle yani Amerika'daki başkanlık sisteminden evet, yavaş Türkiye'nin defektlerine evet, geçersek lütfen. Şimdi buyurun. Temel itibariyle bu uygulama, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu uygulama halkın iki dereceli seçimle başkanı seçti. Onu da
Orta Çağ'dan kalma Electoral College diye bilinen bir kurumu Britanya'dan ithal etmek suretiyle sürece başlatmışlardır. Özellikle 18. yüzyılın sonlarında halkın bazı demagoglar tarafından kolayca kandırılabileceğini düşünerek daha akil kişiler tarafından oluşturulan ikinci seçmenlerin başkan seçmekte daha ehil olabilecekleri varsayımıyla bu ikinci seçmenlik kurulu olan seçim heyetini veya Electoral College heyetini oluşturmuşlardır. Ama bu hiçbir zaman böyle çalışmadı. Ve sonuç itibariyle pek de gerekli olmayan bir niteliğe dönüştü. Ama özellikle küçük eyaletlerin iyi temsil edildiği bir yapı. Onlar da buradaki anlamlı olmasa da güçlerinin veya buradaki temsillerinin azalmasından hoşlanmıyorlar. Onun için bu Electoral College'ı değiştirebilecek anayasa değişikliği de yapamadılar. Onun için Amerika'daki uygulama başkanlık seçimlerinde iki dereceli bir seçimdir. Doğrudan halk tarafından seçilen bir başkan değildir. Hukuki olarak. Ama fiiliyatta halkın oyu neyse sonuçta o oluyor. Bunu bir tek 6 Ocak 2021'de Donald Trump ve destekçileri eleştirdi. Meydan okudu. Ve böyle gerçekleşmemesi için bir girişimde de bulundu. Ama başarılı olamadılar biliyorsunuz ve o konuda çeşitli araştırmalar devam ediyor. Muhtemelen bir yargılamayla sonuçlanacak. Buna karşılık Kongre iki kameradan oluşuyor. Bir senato. Bu kişileri değil eyaletleri temsil ediyor. Amerikan sistemi son derece desantralize, ademi merkeziyetçi bir sistemidir, niteliktedir. Oysa Britanya son derece merkeziyetçidir. Londra'dan yönetilir. Yerel yönetimlerin gücü yoktur. Çok yakın tarihe kadar önemi de yok. Şimdi yavaş yavaş değişiyor. Daha desantralize olmaya başladı Britanya'daki uygulamada. Ama Amerika'daki uygulama tamamen desantralize. Yani adım merkeziyetçilik esasına göre oluşturulmuştur. Eyaletlerden oluşmuş bir yapı vardır. Şu anda 50 eyalete ulaştılar. Kuruluşta 13 eyalet. Ve bu eyaletler kendi yetki ve haklarını olabildiğince korumak istemişler. Ve anayasa yapımında da bunu özellikle vurguda bulunmuşlardır. Ve dolayısıyla çok az bir miktar yetki ve gücü merkezdeki Washington DC'ye federal hükümete devretmişlerdir. Geri kalanlarını kendi ellerinde tutmuşlardır. Ve bunun korunması için de senatoda her birinden ikişer senatör olmak üzere temsilci bulundurmaları ve senato eliyle bu yetkilerin korunmasının sağlanmasını istemişlerdir. O uygulama devam ediyor. Dolayısıyla senatoda Kaliforniya gibi, Texas gibi, New York gibi çok sayıda insanın yaşadığı eyaletlerle hemen hemen insan sayısının çok az olduğu Rhode Island, Maine, Wyoming gibi eyaletler her biri ikişer temsilciyle temsil edilmektedir. Dolayısıyla temsil adalet diye bir şey söz konusu değildir burada. Kongrenin alt kamerasında ise Temsilciler Meclisi tamamen bir kişi bir oy esasına göre seçilen ve nüfusu temsil eden bir niteliktedir. Ama tabii nüfus temsilinde seçim çevreleri eşit büyüklükte tek sandalyeli seçim çevreleridir. Ve o sandalyeyi kazanan kişi, en fazla oyu alan kişi oradaki sandalyeyi kazanır. Bu en fazla oy %50'den daha fazla değildir. Genellikle değil. Çok istisnai durumlarda o kişi %50'den fazla oy almalıdır. Genel kural bu kişinin ekseriyeti almasıdır. Çoğunluğu değil. Yani %30 oyla veya oyun %25'iyle başka bir aday daha fazla oy alamazsa seçimi kazanabilirsiniz. Bu Britanya'da da aynen böyledir. O da çoğunlukçu bir parlamenter uygulamadır. Amerika'daki uygulamada çoğunlukçu bir başkanlık uygulamasıdır. Ve dolayısıyla Temsilciler Meclisi'nde 435 temsilci bu şekilde seçilmektedir. Ve temsil bölgeleri eyaletlerdeki meclisler tarafından belirlenir. O belirlemede genellikle kendi temsilcilerinin kongredeki yarışta daha başarılı olmasını sağlayacak şekilde pek de demokrasiye uygun olmayacak, etiğe de uygun olmayacak şekilde çizilmiş seçim çevreleriyle ortaya çıkabilmektedir. The Economist dergisi bundan 10 yıl kadar önce bir uzun makale yazdı ve Amerika'daki seçim çevrelerinin %80'inde herhangi bir rekabetin olmadı. Seçim çevreleri öyle çizilmiş ki, buna gerrymandering tabir ediyor Amerikalılar. Bu tabir
Boston'daki, pardon, Massachusetts'teki Massachusetts eyaletinin Jerry adlı bir valisi var. Onun başkanlığında yapılan seçim çevreleri böyle salamander kuyruğuna benziyor. Jerry ile salamanderin manderini birleştiriyorlar. Gerrymander diyorlar. Yani seçim çevreleriyle oynayarak rekabet koşullarının bir parti lehine ciddi ölçüde değiştirilmesi. Bundan etkilenmektedir diyorlar. Dolayısıyla orada bir takım sorunlara gark olmuş bir rejim söz konusu olmakta. Ama onun ötesinde kongre doğrudan doğruya seçilir. Ve temsilciler meclisi alt meclis olarak yasa yapımında temel rol oynar. Fakat senato aynı zamanda başkanın yakından denetleyen bir kurum niteliğindedir. Çünkü eyaletlerin temsilcileri oradadır. Eyaletlerin hassasiyetlerini ve duyarlılıklarını temsil edecek şekilde mevcut olmak durumundadır. Onun için başkanın yaptığı atamalar, federal atamalar, büyükelçi atamaları, yargıç atamaları, federal mahkemelere yargıç atamaları senato tarafından onaylanır. Onaylanmazsa atama gerçekleşmez. Dolayısıyla ikisi arasında böyle bir bağlantı olması söz konusudur. Çıkan yasalar başkan tarafından veto edilebilir. Veto aşılabilir. O zaman başkan bunu uygulamak mecburiyetindedir. Ama sonuç itibariyle başkanın bir veto yetkisi vardır ve bu etkili bir yetkidir. Özellikle bütçe yasalarında vesaire kullanılmaktadır. Amerika'da bütçe yasası tek bir yasa değildir. 13 yasadan oluşuyordu. Bunu 12'ye indirdiler. Bu 12 yasa esas itibariyle Haziran sonuna kadar çıkmak zorundadır. Fakat 1970'lerin ikinci yarısında Haziran sonuna bunların yetişmediği görüldü. Dolayısıyla bu yasaların gerçekleşme dönemi Ekim'e kadar uzatıldı. Ekim'de de anlaşılamaz bir takım yasa maddeleri olduğu, üzerinde uzlaşılamayan yasa maddeleri olduğu görüldü. Anlaşmazlık dolayısıyla bazı bütçe yasaları geçmemiştir. Zaman zaman geçmemiştir. Clinton döneminde, Obama döneminde, Trump döneminde bununla karşılaşıldı. O zaman 800 bine kadar varan sayıları federal memurlara işten ayrılma mecburiyeti doğmaktadır. 3 ay, 5 ay işten ayrılmaktadırlar. Hiçbir ödeme yapılmamaktadır. Ve bu kurumlar çalışmamaktadır. Ondan sonra uzlaşılabilirse yeni yasa devreye girmekte ve ondan sonra bu memurlar tekrar göreve iade edilebilmektedir. Bu kadar vahim bir uzlaşmazlık söz konusu olabilecektir. Amerika'nın anayasasının yapımı sırasında bu öngörülmüştür. Ve bunu önermiş olan James Madison'a böyle uzlaşmazlıklar olacak. Sistem felç olacak. Kenetlenecek. Buna bir çözüm bulmamız lazım demiştir. Hayır demiştir Madison. Bizim amacımız kolay uzlaşabildikleri yasaları çıkartmaları değildir. Siyasal seçkinlerin kolay uzlaşması istibdada yol açar. Bizim İstiklal Savaşımızın temel nedeni bireysel özgürlükleri korumak ve insanları özgür bırakmak. Ne kadar az uzlaşabilirlerse o kadar fazla özgürlükler sınırlanacaktır. Çünkü yasalar düzenleme getirirler. Her düzenleme insanların özgürlüklerini kısıtlar. Ne kadar fazla yasa olursa o kadar az özgürlük olur. Dolayısıyla bırakalım insanlar özgürce yaşayabilsinler. Onun için yasa yapmak zor olsun. Bunların uzlaşmaları olabildiğince zor olsun. Ve bu uzlaşmazlıklar sonucunda yasa çıkmazsa insanlar kendi hayatlarını özgürce yaşamaya devam ederler. Bunun ne sorunu var demişti. Ve dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki anayasanın temel nedeni, temel hedefi bireysel özgürlüklerin garanti altına alınması, bunların hiçbir şekilde sınırlandırılmamasının temin edilmesi. Ve bu temelde kurulmuştur. Bunun için yasama, yürütme ve bağımsız yargı ender uzlaşabilmektedir. Bu müthiş bir kamu politikası istikrarı doğurmaktadır. 1996'da Çebelis soyadlı bir meslektaşımızın güzel bir kitabı var. Bu veto oyuncuları diye adlandırıyor, veto players. Amerikan siyasetinin bu kamu istikrarını, yani değişen koşullara bile uyum sağlayabilecek değişiklikleri çok zor ve büyük bir çaba harcayarak, zaman harcayarak yapabildiğini gösteren bir niteliktedir. Ve temel itibariyle yasa yapımı fevkalade zordur. Böyle bir sistem kurulmuştur. Kenetlenmiş bir sistemdir ve çoğunlukçu esasla çalışmaktadır. Ama
temel itibariyle buradaki esas olan bu uzlaşmaların olabildiğince sınırlandırılması ve sınırlandırılmanın korunması. Bu nedenle başkanın da görevden alınabilmesi halk tarafından tabii seçimle, 4 yılda bir seçime gidiyor, mümkündür. Aynı zamanda çok ağır suçlar işlemesi, rüşvet alması falan gibi konular söz konusu olduğunda azil süreci başlatılabilir. Azil kararını kongrenin alt meclisi, temsilciler meclisi verir. Sonra bir yargı olarak senato toplanır. Bu konudaki suçun sabit görülmesi durumunda bir suçlamayla görevden alınmasına karar verebilir. Başkan Trump döneminde, yakın dönemde bizi izleyenler hatırlayacaklardır, başkan iki defa azledilmiştir. Birisi görev sırasında, biri görevden sonra. Ama senato her iki seferde de özellikle çoğunlukta olan cumhuriyetçilerin oylarıyla başkanın yargılanması için bir sebep göremediği için görevden alınıp yargı sürecinin başlatılmasına oy vermemiştir. Ve bu şekilde bir karşılaşma veya uzlaşma temel itibariyle temin edilmiş ve bu şekilde yasaların yapımının zorlaştırılması, sınırlamaların ve düzenlemelerin hayata geçirilmenin zorlaştırılması esas alınmıştır. Burada bir denge ve denetleme mantığı söz konusudur. Birbirini dengeleyen ve denetleyen kurumlar olması, bunların kolay çalışmalarının önüne geçilmesi, kolay karar alınmaması ve kolay uygulanmaması esastır. Çünkü iki temel varsayımda bulunmuşlardır o dönemde anayasa yapımcıları Amerika Birleşik Devletleri'nde 1770'lerde ve 80'lerde. Bir, denetlenemeyen güçlü merciler görevlerini suistimal ederler. Bu fikir esas itibariyle Montesquieu'ye kadar gitmektedir. İktidar suistimal edilir. İktidarın suistimalini önleyebilmenin tek yolu vardır. Hesap sormak. Etkili hesap sormak. Dolayısıyla etkili hesap soracak bir mekanizma olmadan, yani bir güç merciğini dengeleyecek ve denetleyecek başka bir güç merciği bulunmadan ve bunlar ikisi arasında eşit güçlerle kapışmadan bu denetim sağlanamayacaktır. O zaman yetkiler ve güç suistimal edilecek, yolsuzluk ve yozlaşma ortaya çıkacak. Bu bir felakettir. Demokrasi için bir felaket. Onun için engellenmek mecburiyetidir. Denge ve denetim esaslı bir başkanlık. Aynı zamanda bunların seçmene aktarılması ve seçmenin vereceği kararla bu konuların halledilmesinin yeterli olmayacağına karar vermişler. Aslen adil olmayan bir hususta oy vermek suretiyle adalet temin edilemez diye varsaymışlar. Dolayısıyla bu tür sorunları, çözümünü denge denetleme mekanizmalarının son derece güçlü olduğu, uzlaşmanın olabildiğince zor olduğu, yasa yapımı ve uygulamaların zor olduğu, karar almanın zor olduğu, fakat bireylerin özgürlüklerinin maksimum şekilde korunabildiği bir sistem geliştirmişlerdir. Şimdi bunun dışında bir tane daha sistemimiz var. O da temsili parlamenter uygulama. Yine son derece ademi merkeziyetçi bir yapıda, federal bir yapıda çalışıyor. Hatta konfederasyon olarak kurulmuş olan İsviçre. Orada daha doğrudan bir takım uygulamalar gündeme geliyor. Burada halkın kendi inisiyatifini kullanarak yasa teklif etmesi, teklif edilmiş olan yasaları halka sunarak referandum yapılması, görevde bulunan bazı kimselerin görevlerinin işlevlerinin yerine getirilmemesi durumunda görevden halk tarafından çağrılması gibi mekanizmalar da ekleniyor ve bu mekanizmalarla çalışan olabildiğince merkezi gücün az, ademi merkeziyetin güçlü olduğu bir dördüncü model. Bu dört tane modelden hepsi demokrasi olarak çalışıyor ama bunlar içerisinde demokrasi açısından baktığınızda en uzun ömürlüsü olanlar temsili parlamenter rejimler. İkinci bakımdan uzun ömürlü olanlar çoğunlukçu parlamenter rejimler. Kuruldukları andan itibaren ekonomik büyümeyle birlikte 100 küsur yıl yaşıyorlar. Başkanlık rejimleri ise bunun 1/4 kadar, 25 yıl kadar yaşayabiliyorlar. Bu istatistikleri Ankara Enstitüsü'nde yayınladığım o makalede bulabilirsiniz. Yani oradan rakamları tam olarak görebilmeniz mümkün. Ekonomik küçülme dönemlerinde de başkanlık rejimleri
parlamenter rejimlere nazaran çok daha dezavantajlı. Çok daha çabuk yıkılıyorlar. Aynı zamanda Latin Amerika'daki uygulamalarında başkanlık rejimleri başkanla meclis arasındaki kapışmada, uzlaşmazlıklarda başkanın çeşitli yollarla kendisinin liderliği altında yürüyen bir sistem ilan etmesi, askeri de devreye sokarak kendisine darbe yapılması, buna otogolpe deniyor ve o şekilde iktidara gelmesi ve o yolla yönetimini sürdürmesi ve meclisi ekarte etmesi, oyun dışı bırakması, feshetmesi gibi sonuçlara gidiyor. Amerikan başkanlık sisteminde başkanın meclisi feshetme etkisi yok. Dolayısıyla bu uygulamalar Latin Amerika'da, Afrika'da ve Asya'da kolaylıkla bu şekilde dejenere oluyorlar. Son olarak şunu vurgulayayım. Siyasal şiddet ile karşılaştığında rejimler, her ülkede siyasal şiddetle karşılaşılabilir. Siyasal şiddetle karşılaştığında en başarılı olan uygulamalar İsviçre'de gördüğümüz türden daha çok temsili demokrasilerde ortaya çıkıyor. Bunlar olabildiğince karar alma süreçlerinde azınlıkları dışarıda bırakmayan, onları kucaklayan, onları sürecin içerisine alan ve dolayısıyla onların yardımıyla da karar alan ve bu yolla kararın uygulanması konusunda çok geniş bir kitleye moral bir mesaj verebilen uygulamalar. Dolayısıyla siyasal şiddetle karşılaşmaya kaldıklarında siyasal şiddetten ölüm bunlarda milyonda sıfır düzeyinde. Yani bu 1945 sonrası 20. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış olan araştırmalarda, Bingham Powell'un araştırmaları var. Bu istatistikleri de Ankara Enstitüsü'ndeki yayında sundum, görebilirsiniz. Ve aynı zamanda çoğunlukçu parlamenter rejimler daha az başarılı. Bunlara nazaran, yani İngiltere'deki temelde uygulanmış olan başkanlık rejimleri ise en başarısız. Bunlarda milyonda ölüm oranları çoğunlukçu parlamenter rejimlerin 5-6 katı şiddet dolayısıyla. Dolayısıyla orada çok büyük sorunlarla karşılaşılıyor. Bir de yapmış olduğumuz karşılaştırmalarda karşılaştırmalı siyasetin dikkate aldığı çeşitli indeksler var. Bu indekslere bakarak bu rejimleri karşılaştırırsanız dünyada en başarılı yerleşik demokrasilerin %90'ın yakını, %80 küsuru parlamenter demokrasi. Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Costa Rica gibi filan veya Uruguay gibi birkaç tane örnek dışında başkanlık rejimlerinden en iyi, en başarılı uygulamaları, hukuk devleti uygulamalarını, iktisadi büyüme uygulamalarını filan bulabilme imkanınız yok. Hem iktisadi büyüme açısından hem hukuk devleti uygulamaları açısından en başarılı 20 rejim sayın derseniz bunun içine 1-2 tane başkanlık rejimi giriyor. Fransa genellikle bu ilk 20'de yer almıyor. Bazı yıllarda yer almasına rağmen genellikle yer almıyor. Ve dolayısıyla çok büyük ölçüde parlamenter rejimler, İskandinav ülkeleri, Batı Avrupa ülkeleri, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkeler bu sıralamada başa almakta. Temel itibariyle görüntü bu. Hocam çok teşekkürler. Demokratik modelleri hem değerlendirmiş olduk hem de Türkiye'de bu konuyla ilgili bir takım kalıplar, stereotipler var. Onların da verilerle uygun olmadığını da belki anlamış olduk. Daha önce biz tabii böyle çok kalıp yıktığımız oldu bu programda. Mesela koalisyonlarla ilgili özellikle. Ama ayrıntısına bakmak isteyen de bizim de linkini vereceğimiz Ankara Enstitüsü için yazdığınız rapora bakabilir. Orada bütün bunlar çok daha ayrıntılı olarak da var. Ama biz de gayet ayrıntılı olarak konuştuk. Bu programda konuştuğumuz bazı noktaları başka programlarda açarız diye umuyorum. Gelecek ay umarım bununla devam edebiliriz. Çok çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen herkese de yine çok teşekkür edelim. Tekrardan 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Rica ederim. Ben de herkesin Zafer Bayramını kutluyorum. Çok sağ olun. İyi akşamlar.